İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yerevan Van doğrudan uçuşu gerçekleşti. Güneşli Artsakh başlıklı iş formu Stepanakert'te gerçekleşecek. Movses Abelyan, Gutareş'in vekili olarak atandı. Kıbrıslı yetkililer, Türk sondaj ekibi üyelerinin tutuklanması emrini verdi. 2056 binden fazla mülteci Suriye'ye döndü. Kilikya Ermenistan'daki tarihi Ermeni Oşin Kalesi'nin restore edilmesi olası. Stas Namin, Ermeni tapınakları hakkında bir film çekti. Raparak adlı gazetenin bildirdiğine göre, tarihte ilk defa Ermenistan Cumhuriyeti'nden Yerevan Van uçuşu gerçekleşti. Uçuş bir Gürcü uçağıyla 35 dakika sürdü. 30 Mayıs'ta Pan Ermeni Oyunları heyeti 6 Ağustos'ta açılacak olan oyunların meşalesini Musa Dağı'nın tepesinde yakmak için Batı Ermenistan'a gitti. Delegasyon Başkanı Pan Ermeni Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı İshan Zakaryan başkanlığındaki heyeti Halkların Demokratik Partisi'ne bağlı biri erkek ve biri kadın olan Van Belediyesi'nin eş başkanları makamlarında kabul etti. Görüşmede Zakaryan, belediye eş başkanlarını Yerevan'daki oyunların açılışına katılmaya davet etti ve düzenli bir Yerevan-Van uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunu tartıştı. Artsakh Cumhuriyeti'nde bulunan Valex Garden Otel Kompleksi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin önde gelen güneş enerjisi şirketlerinden biri olan Şitigen tarafından düzenlenen bir iş formuna 15 Haziran'da ev sahipliği yapacak. Amaç, tüm ilgili tarafları, karar vericileri ve devlet yetkililerini bir çatı altında toplayarak Artsakh'ta güneş enerjisinin hızlı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek. Güneş enerjili su ısıtıcıların talebi gereğinden fazladır ve bu aletlerin 20 yıldan fazla garantileri bulunmaktadır. Şitigen, güneş enerjili su ısıtıcıları çok ucuz ve tasarrufludur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün, Movses Abelyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Konferans Yönetimi Bölümü Genel Müdür Yardımcılığına atandığını duyurdu. Movses Abelyan, barış, güvenlik, uyuşmazlıkların çözümü alanında 25 yıllık deneyime sahip ve Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve Programlar ve Vakıflar İcra Kurulları çerçevesinde bir takım süreçlere öncülük etmiştir. Movses Abelyan, Nisan 2011'den Mart 2016'ya kadar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi Direktörlüğü görevinde bulundu. Güvenlik Konseyi Başkanı'na, üyelerine ve Güvenlik Konseyi'nin bağlı kuruluşlarına Güvenlik Konseyi'nin çalışmaları, uygulamaları ve prosedürleriyle ilgili olarak danışmanlıkta bulundu. Daha önce Birleşmiş Milletler'in 5. Komite diye de adlandırılan İdari ve Bütçe Komitesi Genel Sekreteri ile Program ve Komisyon Komitesi Sekreterliği görevlerini yerine getirdi. 1998-2003 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini ifa etti. Bundan önce de daimi temsilci yardımcılığı yapmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Kıbrıs yakınlarında bulunan Fatih adlı Türk sondaj gemisi ekibinin üyelerine sondaj için tutuklama emri çıkartmıştır. Armen Press Ajansı'nın aktardığı gibi bu haber Türk Ajansı Demirören tarafından 10 Haziran'da bildirilmişti. Ajansa göre emir uluslararası yaptırım gücüne sahip. Sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin sözde başkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'nın bu adımını yasa dışı olarak kınadı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin askeri kuvvetleri de dahil olmak üzere, Kıbrıs sahili şeridinde madenler hakkında Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya hazır olduğunu açıklamıştı. Türkiye, sondajın 3 Eylül'e kadar 4 ay devam edeceğini de ifade etti. Rusya Federasyonu Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı General Mikhail Mizintsev, Rusya Novosti Ajansı'na 10 Haziran'da yaptığı açıklamada 256 binden fazla mülteci Lübnan ve Ürdün sınırlarından geçerek Suriye'ye döndü. Rusya ve Suriye'nin mültecilerin iadesi ile ilgili Genel Merkez Koordinasyon Merkezi'ndeki ortak oturumda o, Suriye liderliğinin Lübnan ve Ürdün makamları ile tutarlı olarak çalışması, vatandaşların ülkesine geri dönüş konusunda olumlu sonuçlar getiriyor, dedi. General, geri dönmelerin akışının son zamanlarda arttığını ve günde yaklaşık 2000 kişi olduğunu söyledi. Türk Doğan Haber Ajansı'nın belirttiğine göre, Kilikya Ermenistanı'nın Mersin ili Çamlıyayla köyünde harap durumda bulunan Ermeni Oşin Kalesi, Türkçe adı Sinap Kalesi'nin restorasyona ihtiyacı var. Kaynağın verilerine göre bu Ortaçağ Ermeni Kalesi Ermeniler tarafından 10 ve 11. yüzyıllarda savunma amaçla kullanıldı. Ancak şimdi yıkılmak üzere.
Yerel halk kalenin yakında tamamen yok olacağından endişe duyuyor. Kaynağa göre Türk vatandaşları onu turizmi geliştirmek için restore etmeyi talep ediyorlar. Şöyle ki Ankara'dan Adana'yı ziyaret eden bir vatandaş böyle ifade etti. Kale sefil bir durumda. Çocuklarım görmek istedi. Getirdim ama kale tamamen yıkılmış durumdaydı. İçeri girmekten korkuyorum. Çocuklarımın üstüne bir taş düşeceğinden endişeleniyorum. Kaleyi ailecek görmeye gelen bir diğer turist ise restorasyon işlerinin en kısa sürede başlamasını istedi. Kompozitör, yönetmen Stas Namin, Ermenistan'ın Eski Tapınaklar adlı bir film çekti. Filmin çekilmesiyle ilgili fikrini şöyle sundu. Çocukluğumdan beri Ermenistan Cumhuriyeti benim için sihirli bir ülkeydi. Annem her zaman bahsederdi. Güzel ve Romantik isimli uzak dağlık Sanahin köyünde dedem ve kardeşleri doğdu. Ayrıca Ermeni olduğum da ortaya çıktı. Birkaç yıl önce arkadaşı Ruben Vartanyan'ın daveti üzerine Namin uzun bir süreliğine Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. O pek çok güzel manzaralı yerleri ve tarihi mekanları ziyaret etti. Ünlü tarihi anıtlar, çok sayıda antik tapınak gördü ve hepsini kamerasına kaydetti. Panorama.im'in bildirdiğine göre sonuçta rockçunun kendi tarihi ve kültürel köklerine eşsiz dönüşü anlatan bir film yarattı. Ünlü müzisyen Stas Namin'in asıl adı Anastas Mikoyan'dır. Sovyet politikacı ve parti üyesi olan Anastas Mikoyan'ın torunudur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ulusal Akademik Korosu'nun Datev'deki konserinden adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.